Oho, hadi abicim hadi ya, neredeyse ezan okunacak ya. Tamam tamam geç. Zaten yılda iki defa gidiyoruz, bari geç kalmayalım be kardeşim. Artist gibi olmuşsun lan. Tabii abicim, camiye gidiyoruz. Jilet gibi olmam lazım, bak ayakkabılara en kral deri. Bir yerli araba parası ödedim bunlara. İyi tamam, ben hazırlanıp geliyorum. Hadi hadi, sallanma acele et. Ben hazırım. Ana, sen de mi geliyorsun Avuç? Tabii geliyorum. Bayram namazı kaçar mı? Bugün bayram. Ver elini öpeyim Selami amca. Yapma ya. Ben o kadar yaşlandım mı be? Yaşlanmadın ama şimdi elini öpmesem çıkarıp para vermezsin. İyi, öp bakalım. Hadi. Al bakalım. Az ama uyku sersemi. Selami amca hayatta para verdiğini hatırlamaz. Yine alırım ben ondan para. Hadi hadi hadi. Hadi be oğlum, nerede kaldın ya? Hadi. Hadi konuşma hadi. Oğlum hadi yürü. Hadi. Namaz kaçacak senin yüzünden. Yere yere konuşma fazla. Babalar neredeyse gelmek üzeredir. Reçeli de koydunuz mu kızım? Koyduk anneciğim. Ha iyi. Gülmeyin abicim ya, gülmeyin ya. Ne oldu? Selami'nin ayakkabılarını çaldılar. Yani mübarek yerde olacak şey değil yani Meltem. Şu halime bak ya. Abicim gülmeyin de şuradan bir ayakkabı ver, eve gideyim. Kahvaltıya kalsaydın Selami. Yok Meltem, gideyim, gönül bekler. Zaten sinirlerim bozuldu, bir şey de yiyemem. O zaman elini öpelim Selami amca. Oğlum öptün ya. Ne zaman? Sabah. Sen uyku sersemisin galiba. O geçen bayramdı ya. Yapma ya. Allah Allah. Neyse. Al bakalım. Doğru dürüst para ver çocuğa. Cimrilik yapma. 20 milyon ver hadi. Cebinde akrep mi var? Sen kendine bak abicim. Sen kendine bak. Hadi hadi. Çocuk. Öpeyim baba. Öpeyim. Dur oğlum, ne acele ediyorsun? Öpersin sonra. Yok yok. Hazır doğru dürüst para ver demişken öpeyim ben. Hadi görelim bakalım senin şu adam gibi paranı. Al. Bu mu doğru dürüst para? Hı. Tamam tamam, adet yerini bulsun işte hadi. Kahvaltı hazır. Tamam tamam. Hadi abicim ver şuradan bir ayakkabı da ben bir önce gideyim, ver. Oğlum bak, mantar falan yok değil mi ayağında? Zaten olmaz dedikler büyük be kardeşim. Ayağından çıkacak. Ben de unutma bak, bir yerde ayağından çıksa da. Pudralı yaban istiyorum ha, ona göre. Hadi hazırlanın, babamlara gidiyoruz. Ben hazırım anne. Ya daha dün görüştük. Bugün gidip bayramlaşmamız şart mı? Gidelim gidelim. Dedemle anneannemin elini öpmem lazım. Gelenek ve göreneklerimize saygılı ol Haluk. Ne zaman gidiyoruz anne? Yarım saat içinde çıkarız oğlum. Emre nereye? Apartmandakilerle bayramlaşacağım anne. Apartmandakilerle mi? Evet baba, gelenek ve göreneklerimiz. Kızlar nerede? Odada hazırlanıyorlar. Sen de toparlansan iyi olur. Ben toparlanmış vaziyetteyim zaten. Gele gele geldik size. İnci mercan dize dize. İki gözüm Haluk Beyciğim, hani benim bahşişim nerede? Bu ne abi? Para. Yapma abi, otoparkçıya para mı veriyorsun? 30 gün boyunca mani söyledik. Bütün Ramazan aynı maniyi söyledin ama. Olur mu abi? Bendeki repertuar radyo sanatçılarında yok. Bozuk yok kardeşim, bu kadar var işte. Kredi kartıyla da ödeyebilirsin. Ana. Buyurun. Teşekkür ederim abla. Sağ ol. Hadi iyi bayram. Yuh! Bir davulcuya o kadar para verilir mi?
Senfoni orkestrası mı bu? Bayramın kutlu, yüreğin mutlu, umutların atlı, sevdan kanatlı, mutluluğun katlı, sofran tatlı, mekanın tatlı, ömrün bahtlı, bayramın kutlu olsun. İyi de sen kimsin kardeşim? Niye bana mesaj yolluyorsun ya? Kimse yok. Açsana Haluk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Meltem teyzeler, hadi şeker ver. Biz şeker kabul etmeyiz. Ya ne kabul edersiniz? Para. Ona. Para vermeyeceksen bizi hiç uğraştırma. Al bakalım. İyi günler. İyi bayramlar. Kimden Haluk? Aha, bir tane daha. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri. Birleştirir gönülleri, kalplerin nur, evin huzur da olsun. Bayramınız kutlu olsun. Kardeşim kimsin sen ya? Ya niye yolluyorlar bana böyle şeyleri ya? Ya böyle şey mi olur? Aç telefonu, kutla insanın bayramını. Niye mesaj yolluyorsun? Kim olduğu bile belli değil. Allah Allah ya. İyi bayramlar yenge. İyi bayramlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Hüseyin, gel. Hoş bulduk Haluk abi. Buyurun. Geçin bakalım. Öpün Haluk amcanızın elini. Buyurun, buyurun. Şey, kusura kalmayın. Üstümüze güzel bir şeyler giyemedik. Sağ olsun Hüseyin bütün paraları beygirlere yedirdi de. Tamam, yine uzatma. Gerek yok Haluk abi. Çocuklara para vermene gerek yok. Ulan bilseydim bayram açlığı kredisi alırdım be. Gelin bakın buraya. Gel 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 gel. Abicik. Keşke vermeseydiniz Haluk Bey. Paralar yine beygirlere gidecek. Beygirlere mi? Emine benim hayvan sevgimden bahsediyor. Gerçekten hayvanların benim için önemli bir yeri vardır. Evet, Hüseyin beygirlerle çok derin bir aşk yaşar. Yediği içtiği ayrı gitmez. Ben ona evde hep kesme şeker veririm. Emine, hasta etme adamı. Atlar arpa yer, Hüseyin de arpa suyu bira içer. Saçmalama. Ben sadece rakı içerim. Yanında beyaz peynir, kavun ve sınırsız ton balığı. O kadar. Siz ne iş yapıyorsunuz? Evlere temizliğe gidiyorum. Emine, benim şirketim de çalışıyor. Ana, senin şirketin mi var? Evet. Menajerlik şirketim var. Tabii, şirketi var ama benden başka çalışan yok. Yavaş yavaş Emine, acele etme. Büyüteceğiz şirketi. Hadi biz kalkalım. Daha Selami abilerine gideceğiz. İyi günler. Otursaydınız ya, bir kahve ikram etseydiniz. Sağ olun, gidelim biz. Aklınızda olsun. Temizlik için biri lazım olursa ben gelirim. Ama bu prezentable ayı duymasın ha. Paraları alıp beygirlere yatır anında vallahi. Emine, geç kalıyoruz. Hadi yarış başlayacak ya. Şey, Selami abi evden çıkacak. Size iyi bayramlar. Beni ararsanız menajerimle görüşebilirsiniz. Boyu devrilesince menajerimle. Emine! Ama trafik vardı ha. Tam 3 saattir tuvaletimi tutuyorum ya. Köprü bedava diye geçmeye kalkarsan böyle olur işte. Sizi gezdiriyorduk herhalde. Size de iyilik yaramıyor. Anneciğim biz yatıyoruz. Çok yorulduk bugün. Tamam güzel kızım, yatın. Yarın erkenden yola çıkacağız. Ben de yatıyorum. Valizinizi hazırlamayı unutmayın ha. Hadi. Tamam. Bak bak, bir tane daha geldi.
Tonton bir dede olduğunda sallanan sandalyene oturup anılarını tazelediğin bir günde hatırlayacağın kadar güzel bir bayram geçirmen dileğiyle. Düşünüp bunu yazmış. Kim ya? Nereden bileyim, bir numara geliyor sana, mesaj geliyor, okuyorsun, kimden geldiğini bilmiyorsun. Eskiden telefon açılırdı, kart yollanırdı, şimdi mesaj, kim olduğunu bilmiyorsun. Hazır mısınız? Hazırım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arabada hepsi. Nerede Haluk? Ana, siz de mi geliyorsunuz Ankara'ya? Ankara'ya gitmiyoruz ki amca. Oğlum biz Ankara'ya gidiyoruz. Hayır, Marmaris'e gidiyoruz. Olur mu öyle şey, babamlar bekliyor. Alo. Ha, baba? Babam. Evet baba. Geliyoruz. Tabii biraz sonra yola çıkıyoruz. Ana, Marmaris'te misiniz? Babamlar Marmaris'teymiş. Biliyorum. Marmaris'e kooperatife bakmaya gitmişler. Ben de aradım, oraya geleceğiz dedim. Bekliyorlar. Hatta yolda giderken Merve'yi de Aydın'a bırakacağız babacığım. Siz her şeyi ayarlamışsınız. Komplo kurmuşsunuz. Gitmezsek dedem çok kızar baba. Hatta biz arayıp biz gelmek istedik ama Haluk gelmedi deriz. E zaten doğrusu da o. Baba buyurun ha. Hadi geç kalıyoruz ya. Allah Allah. Alo baba. Ha, pardon baba, unuttum seni ya. Yok seni normalde unutmuyorum tabii ki. Yoldayız zaten. Yani yola çıkıyoruz baba. Tamam anladım hem telefonundan aradığını. Tamam yavaş kullanırım arabayı. Sen benden daha hızlı kullanıyorsun baba. Tamam baba, tamam. Tamam. Hadi tamam. Kızım mı ya? Hadi. Doğulara yardım. Bir dakika. Merve bir dakika gelsene. Aa bu senin bayram hediyesi. Bayram hediyesi mi? Evet. Cep telefonu. Evet, bu bayram herkesin elini öpüp cep telefonu parası toplayacaktım. Topladım, kendime bir cep telefonu aldım. Ama sonra düşündüm, Merve'nin buna daha çok ihtiyacı var. Ama ben bunu kabul edemem. Kabul etsen iyi olur. Çünkü eğer sen kabul etmezsen başkası kullanacak. Ona 16 yaşından önce cep telefonu yasak. Yani para biriktirmiş olması hiçbir şeyi değiştirmez. Kabul edersen çok sevinirim. Zaten 16 yaşıma kadar bekleyecekmişim. Çok bir şey kalmadı. Yakında doğum günüm de var. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi uzatmayın bakalım. Geç kalıyoruz. Hadi bir an önce söyleyelim. Evet bakalım. Hadi bakalım. Hadi be de bu işe hareketleriz ya. Eski Dominik teyzenin başına altından çıktı ya. Hadi. Sen al bunu, ben alayım. Dur ya, ben çantamı... Yardım edeyim ben istersen. Hadi oğlum alsana, ver de bir elindeki çantayı. Allah Allah. Ana, yürüme sen.